Misafire lezzetli, güzel bir yemek sunmak bir ekip için. Bir, iyi et olacak. Etin en iyisini arayıp bulmalısın. Aşçın çok iyi olacak, şef çok iyi olacak. Ve tabii misafirin damak zevkinden anlayan garson. Misafiri karşılayan gülen yüz çok önemli. Farklı bir inovasyon yapacağım. Başka bir icraat bu. Şahat ben sana çok kral bir şey yapacağım diyor. Ya inovasyon istiyor. Yani farklı bir tarz istiyor. Sen orada Bolu'da var mı bu böyle inovasyon falan? Yok şef. Patlıcanın yanında kurmuş. Baba konuşan bir parça ayırmış. Çok uyanık Fadus'ta. Vejeteryan. Vejeteryan tatlı. Evet. Sonradan anladım ki Antepliler Antep fıstığıyla eti bir tutuyorlar. Yani Antep fıstığı yemiyorsan vejeteryan sayılıyorsun. O kadar. Tezgahı yıkıyordu resmen. Yemek duyunca İsmet Bey yerinde durma şansı yok. Yok yok ciddi söylüyorum. Yok, yok. Git orada bir kebapçı aç. Hayır abi bir baklavacı aç. Siz dedi bu mesleği bırakın dedi. Sen bana bundan sonra kral yapma abi. Tamam sen usta. Sen bana bundan sonra kral yapma tamam mı? Tamam usta. Senden beklemezdim dedi. Ya bir susun lan bir durun bir daha. Bir durun lan bir şey söylüyoruz bir saattir ya. O da beğenmedi. Gerçekten Örgü Şef haklıymış. Harbiden olmamış. Birinci olurdun diye düşünüyorum yani. Senin ayağın, benim ayağım, Muammer Hoca'nın ayağı kayabilir. Toplantı düzenini aldım. Masamızı hazırladım güzel şekilde. Ne oldu geçen? Bir daha kalamışta yapmayalım diye yapmışlar bunu. 3 tane börek geldi. Sağ olsun İsmet Bey almış onu da. 11 kişiye 1 kilo börek almış, getirmiş. Ben sahiden utandım. Bütün 1 kilosu böreği aldım dışarıdan yani sevabına. Hemşerim işinize geliyorsa kahvaltıda bu var. Bir böreğin kilosu kaç para abi? Dünyanın masrafına soktular beni sabah sabah. Ya Cenk'in iş güzelliği. O da sağ olsun kırmadı beni. Ama demez olaydı. Bismillah. Fuat başladı. Vallahi ben karışmam. İlk Fuat başladı. Elim atmamı beklemişler ya. Böyle fırsatçı insanlar ya. Bu sefer başladınız dedi, bitirdiniz diye kızacak. Fuat gaza geldi gene. Ben dedi sana kralını yapacağım dedi. Zaten ben artık Fuat'tan kral beklemiyorum. Kraliçe yapsın bir kere de yani. Başka bir şey yapsın yani. Yani kralını yapacağım dedim mi bir felaketle karşılaşıyoruz. Dün bir kadayıf yaptık. Kadayıfın kralını yapacağım dedi. Bekmez bulamadı. Ortası yumuşak oldu. Kenarları kıtır oldu. Farklı bir inovasyon yapacağım. Başka bir icraat bu. Necat? Seçecek. Başka bir icraat. Hadi bakalım. Tamam İsmet usta. İsmet Bey'in beğeneceği bir şey. Ha İsmet evet. Bey değilsin yok. Özellikle. İnovasyon yapacağım dedi. Bir şeyler dedi. Sonra dedi ki hani daha farklı bir şey yapayım dedi. Sonunda dedi güzel bir şey olsun dedi. Ben de bekledim hani bir sürpriz dedim. Ne yapacak? Hatta ustaya da söyledi. Usta dedi tamam dedi sen bana bırak. Ben dedi 3-5 dakika içinde sana çok güzel bir şey yapacağım. Yani ben bile heyecanlandım. Hani dedim farklı bir şey yapacak. Dedim usta tamam dedim ben sana bir inovasyon yapacağım dedim. Sen git dedim. Aklımda bir şey vardı. Onu yapmaya karar verdim. Yani ben de bilmiyordum ne çıkacağını ben de bilmediğim için. Öyle bir karar aldım. Ve bu inovasyona şef fazla taktı. Fuat adını da söyleyemiyor zaten. İnovasyonun adını söylemediği için böyle diyor. Şef ben sana çok kral bir şey yapacağım diyor. Ya inovasyon istiyor. Yani farklı bir tarz istiyor. Ben seni dedi 5 dakika sonra yemeğin kralını yapacağım, çağıracağım dedi. Gitti bakalım ne çıkacak ortaya. Yani inovasyon bizim beklediğimiz ve Fuat'ın yemeğin kralı adı altında ne yapacak? Yani merak ediyorum ama şaşırtıcı bir şey olmayacağına da eminim. Ben gidip şunlara bir inovasyon yapayım da geldi bir inovasyon. Özgü Şef'in yenilikçi bir inovasyon yapayım ona. Ne bir özel bir şey yapayım da biraz. İyice ne şey olsun. Şef kolay gelsin ya. Sağ olasın. Ne yapıyorsun? Özgü Şef'e inovasyon yapacağım. Efendim, kolay gelsin. İnovasyon, inovasyon değil. İnovasyon mu? İnovasyon mu? Ne yapacaksın? Patlıcan katmer mi yapacaksın?
Bize çaldın bize yapıyorsun ha. Ya sizden çalsın, siz yapabilirsiniz. Kendiniz yapın, yapın hadi yapabiliyorsun. Ben yaparım, geç oradan yapayım ben yaparsın. Sen orada Bolu'da var mı böyle inovasyon falan? Yok şef. He? Ben yorum yapmıyorum şef. Niye? Niye oğlum? Siz kavga edin, ben sizi çok seviyorum. Kavga ettiğin zaman daha çok severim sizi usta. Ya ben de yapıyorsunuz ya. Ben demedim mi? Şimdi patlıcan katmen arasına koy, öyle verelim. Evet. O dedi, sen demedin mi? Söz, bak şimdi Allah var usta. Akıl veren şey, mi? Tamam akıl veremene ama icraatı yapan hani ben. Yemekten sonra dedik. Biz de yaparız inovasyon inovasyon. Hayır ya. Hadi şef kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Hadi. Allah'ım. Bize çaldın bize şey yapıyorsunuz. Gözünüzdeyin. Nazar ediyorsunuz her şeye. Ya tabii ben o kral yap, kralın katmenin kralını yaparım. Yani ben o inovasyonun kralını yapacağım dedim size. Durun dedim. Gittim içeri. Tabii ben katmeni yaparken orada o patlıcanları falan getirdim ettim. Orada sayın atıldı. Sayın Orhan geldi tabii o arada. Gelince dedi ki işte ustada fikir benimdi falan dedi. Doğru söylüyor aslında. Fikir kendinin. Doğru. Fikir gerçekten kendisinindi. Ondan sonra bir gittim katmen açıyor. Gene aynı baba garnış yine yoksa bir şeyler almış. Allah Allah dedim. Ne yapacak? Hatta Şahin Usta'yla kolay gelsin dedik. Bizi zaten sepetledi, ovdu. E neyse orada zaten katmer şey benim olduğum için, emansiyon benim olduğum için bir baktım gitmiş hemen katmeri hamurunu açmış, patlıcanı yanına koymuş, baba konuşan bir parça ayırmış, çok uyanık Fuat Usta. Hemen bir köşeye ayırmış, gitmiş. E neyse dedim zaten ben gittim, Orhan Usta yanıma aldım gittim, biraz saldırdı kendisine. Dedim ne yapıyorsun falan, dedim inovasyon yapıyorum. Dedim zaten benim aklımdan çıkan şey. Neymiş de yapacaklarmış da, edeceklermiş de, size yaparsınız. Onları tahmin etti, bunu da tahmin edeceğim bakalım. Bunun içinde ne varmış? Özgür Sef bizimkiler hemen anladı. Kimin ne yaptığını, ne ettiğini. Hadi bakalım bunda da anlatsın şimdi. Bunu da anlatsın bakalım. Ayırdım patlıcanları zaten oraya koydum. Ondan sonra gittim arkada katmer yaptım. Katmerin içine patlıcan ve avokandus vardı. O avokandusu koydum güzelce. Evet biraz patlıcanlı. Avokandusun börek şekli, katmer şekli. Usta arasına bir de kürbası koyalım mı? Yok oğlum yok. Niye? Bırak, bırak. Hayır, hayır, hayır. Bence kürbası da tatlıralım, kürbası verelim. Getireyim iki parça. Hayır. Hepsi yapma ya, sen buna. Bunu bildin de bu içinde görür görmez zaten diyecek ki bu içinde biber var, patlıcan var. Hepsini bilecek. Ya yani değişik bir şey istiyor da asla değişik bir şey diyeceğim ben de kendisine. Bunun adı ne? Hı? Bunun adı ne? Ne diyeyim ne bileyim ben buna bir isim koyalım. Özgür sen bir hepsine bir isim koyacağız biz de bir isim koyalım tamam, ya. Tamam şimdi ne kalacak adına? Tepsi var mı? O da bir tepsi al öbür tarafta. Hah. Buna ne bir isim koyuruz ya. Ne bileyim. Ne sen hadi sen düşün biraz. Sen ne istiyorsun bunun adına ne koyalım? Evet. Nasıl? Hadi. Sebzeli katmer olmaz. He? Şey, vejeteryan. Vejeteryan katmer. Ha. Evet. Al şunu götür güzel bir şey. Vejeteryan katmer güzel. Evet. Yürü babacan hadi. Atayım fırına. At. Hiç bekletme at hemen. Buna da isim bulmamız lazım. Elimle patlıcan desen olmaz. Baba konuş desen olmaz. E vejeteryan. Şimdi vejeteryan dedin ama zaten içinde et yok ki katmerin. Vejeteryan diye. E ben de bir şey demedim. Kendini kırmak istemedim. Vejeteryan kuduk adını. Şahinus'a yapılmış mı? İnovasyon katmer yapmış. Adı ne? Aklıma gelmedi usta, inovasyon. Tamam, adını sen koy. Koymayayım usta, adam ayıp olur usta. Niye? Ayıp olur usta. Kendini belli sen koy. Ondan sonra ben gidip ederiz, laf eder. Sen ismini bilmiyor musun? İnovasyon katmer. Dedim, katmer tamam. Patlıcanlı katmer deriz, inovasyon olmaz, deriz. Patlıcanlı katmer olmaz. Şey deriz, onun ismi yemeği neydi? Babakonuş. Babakonuş deriz, patlıcanlı babakonuş. Katmerle babakanı söyleriz. Babakanı. Deriz bir şeyler. İsmini buldun mu şef? Vejeteryan katmer. Vejeteryan katmer. Tamam şef. Şimdi yemeklerden hangisi beğenildi? Fuat Usta'nın şefin kim beğenildi? Yani beğenmedi. Onunki çok acı. Beğendiler ama acı olduğu için benim ikisini beğendiler. Şef ne dedi? Acıyı kapatıyordu yani. Acı şeyini kapatıyordu. Tamam tamam. Sonra sen müşteriye versen yemez. Acı olduğu için. İkinci benimkini beğendi. Üçüncü ilk sen benim kaldın. İlk benim için sen ikinciye kaldın. Fuat Usta en sona kaldı acı olduğu için. Acı olduğu için. Zaten yemek yapmayı bilmez o. Vereceksin, katmeri yapacak. Başka bir şey bildi yok. Yuvarlar durur. Sen bunu işte söyleyin de benim patlıcanım. Ya onu doğru söylüyorsun. Ben söylemedim mi? Evet. Yemekten sonra, tadımdan sonra dedik hani tatlı yesinler ki tam olsun. Yani onu ben söyledim. O kendisi bilmedi. Kendisi ne anlar patlıcandan yemekten ya?
Görmeyen biberlerin üstüne fıstık koymuş zaten. He, bir de biberlerin üstüne fıstık serpmiş. Antepli olduğunu belli edecek yani. Bana söylüyor ya, ha, dekor yapmasını bilmedi işte fıstıklı yapmış. Güzel yapmış. Neyse orada zaten bitmişti. Katmeri aldı, tepsi istedi. Ben de tepsiyi verdim. Katmeri üstüne koydu. Bunu fırına at dedi. Hemen dedi, gösterelim şef gelsin tatsın. Attım ben orada tabii. Bu arada Fuat'sa arkada tezgah temizlerken biz Fuat'sa çekiştirmeye başladık orada. İşte yapamıyor falan filan. İşte ben söylüyorum. Benim aklımdan çıktı. Bu arada konuşurken bir baktım arkamızdan Fuat'sa bir girdi. Hanım ne fıs fıs konuşuyorsunuz? Hayırdır ne konuşuyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? Şef seni övüyoruz. Yapma ya. Vallahi övüyoruz. Hiç orada öyle gelmiyor kulağıma ama. Yok seni övdük dedik. Bir numarayı verdik Fuat şefimiz yaptı. Ha. Biz yapamayız. Biz onun eline su dökemeyiz. O senin altına kim muameri yazdı? Ben yazdım. Ya yapacak istiyorsa biliyor. Ha? Beni her zaman. Eşime yalan mı? Muammer olsa yaptı. Ama 3 numara geldi olsa. Muammer yaptı ama yemin. Ya, hayır olsa. Sen sadece doğradın malzemelerini. Başka bir şey yapma. Katmeri çıkartıyorum. Yeter. Çıkart. Ama 2 numara geldim şef. Vejetaryen katmer. Evet. Biraz daha pişirin. Yeter. Yağla onu güzelce lan. Aman. Kırık. Şey nerede? Tamam. Şurayımız. Arkadaşlar ıspırtalı yalabilir miyiz? İsmi neydi usta? Spartula. Yağlayın güzelce ne olur. Tamam usta. İsmet olayı bulamadım. Patron nerede? Fuat usta arka tarafa katmeri yaptı geldi. Evet. Ben hemen içeri katmeri attım. Biz sana güzel konuşuyorduk. Fuat ustayı attık her tarafa. Attık evet doğru söylüyorsun. Her türlü savurmayı da yaptık. Sen Fuat ustayı görünce bir baktım. Ustam hoş geldin. Eline sağlık. Seni tebrik ederim. Niye sattın beni 2 dakikada? Ben seni satmadım. Zaten bu fikri sunan sendin. Ama biz kötülüyorduk adamı. Sen hemen direktmen... Usta kolay gelsin dedik. O kendi çabasında bir şeyler yapıyordu. Biz de görmedik. İçine atmış patlıcan. Gene Antep usulü doldurmuş gene bir şeyler. Biz zaten o benim fikrimdi. Sen de bizim ne güzel muhabbet yapıyorduk. Görünce dedim şefim hoş geldin. Yani her zamanki gibi saygı duydum. Peki beni niye sattın? Satmadım ben seni niye satayım? Hakkında konuşuyorduk işte Fuat sen ne anlar patlıcan koyacak içine işte yok baba garnış yapmış böyle konuşuyorduk. Yok ismini görünce, bulamadık şefim beraber tartışmaya ne yaptık baba garnış mı koyalım yok ya vejetaryen mi koyalım. Ama dondun şöyle dedin şefim hoş geldin. Keşke kıyma alsaydı kıymanın börekliği satsaydı. Ispırtalı'yı nereye attı bilmiyorum usta burada yok. Hamur taze ondan değil mi? Evet hamur taze ondan öyle oluyor. Yok abi yok. Şef ıspırtalı'yı bulamadım ya. Vallahi bulamadım. Çağıralım bu Özgür Saf'ı çağıralım. İsmet Bey'i de çağırın. Şeyi de çağırın. Sen sonuçta söyledin. Oo tamam. Çok bulamadın güzel mı? Oldu. Yok. Nereye gittiniz? Yok abi yok. Yok. Fatura nerede? Ispatolu'yu bulamadık. Siz Ispatolu'yu arkadan arayın. Arkaya gitmiştir. Ha buldunuz. Dur bir dakika dur. Zerde var şimdi zerde. Övdük seni olsun. Evet. Bırak onu koy şunları. Koy şunları bak. Fıstık dökeceğim misin? Yok fıstık dökmeye gerek yok. Ne biber? Ya aradınız mı? Özgür Sap aradınız mı? Gelsin oğlum arayın hadi. Fazla. Her şeye fıstık döküyorsun da buna ne yani edeceksin? Yani olsun. Bunu dökmeyeceğim. Öyle der İsmet yani. Fıstıktan anlıyorlar hemen. O yüzden fıstıktan anlamasınlar bu sefer. Agenlere bir de şey neydi bunun ismi ya? Bunun ismi nedir? Vejeteryan katma. Vejeteryan katma. Evet. Ha tamam. İsmini buldum. Ha. Baba kanus katmer koyacaktık da biraz uzun olduğu için. Allah. Abusa sen ver. Sen ver oğlum. Ben vereyim usta. He? Oran versin. Ben vereyim usta. Ben rezil ol sana al. Ben ne rezil olacağım? Ben İsmet'e lafımı veririm. Sen lafını yorma. Yemekten sonra derim tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Tabii. Bu da bizim tatlımızdı al. Bolu'ya aitti. Bu da bizim ikramımız. Bolu yöresine ait. Bolu ekmek kadayıfı yapar usta. He? Antep gibi baklava yapmayız biz. Tamam da Bolu yöresi de. Bolu yöresi de. Kendi icraatın olsun. Sizin memleketin olsun. Oh. Benden olsun hadi. İnovasyon istiyordun ya bizden de. Aa inovasyon. Usta şimdi. Oğlum destek ne verirsin yok, sen? Yok biz patlıcan kullanmayız. Biz eti seven insanız. Neyi seven insan nasıl? Eti seven insanız usta. Bizim patlıcan, yeşillik. Oğlum onu diyen biz eti çok severiz. Siz nerede seviyorsunuz? Vallahi benim babam 74 yaşında adam hala et yiyor ya. Hala et yiyor. Kalp krizi geçirdi hala et yiyor. Nasıl et yiyor adam etsiz durmuyor ya. Şimdi ben fırına gönderdim katmeri. Katmeri yaptım ben fırına gönderdim. Fırına gönderdim. Orada Sayın'la Orhan bıdı 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 fıs 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 bir şeyler konuşuyorlar. Ya ben de anlamıyorum ufaktan geliyor ama ses tam net duymadığım için bir şey demiyorum. Gittim yanına ne oluyor lan dedim hayırdır dedim. Yani ne yorum yapıyorsun yani iyi mi kötü mü onu da bilmiyordum. Yani kendi kafalarında bir şeyler konuştu. Etler artık yorum ne yaptılar ne ettiler bana da söylemediler. Onlar da kendine bilecekleriz. Kendiler bilir. Ben
elimden geleni yapmaya çalıştım yani. Özgür Sefer bir şeyler yapmaya, kanıtlamaya çalıştım. Oydu benim amacım, oydu yani. Ben birinci seçildim, ne olacak? Ben ikinci seçildim, sıkıntı yok. Ben bir şey demiyorum şef, sen ne dersen olur. Allah Allah. Evet. Sen üçüncü müsün? Bilmiyorum, sen yemeklere baktın, sen de tadına baktın. Fena değil de aslında, ikiniz gibi birbirine çok yakındı ya. Birinde kasar vardı, sen kadar kasar olsan aynı yemek olurdu sana. Yani ben yok, kasacım, bunun biraz kıymalı yumurtaya benzemiş. Bak, yumurta kırsa tamam değilsin. Aynen öyle. He. Sabah kahvaltıda da bunlar yapıyorlar aslında ha. Aslında patlıcan da vardı da kaynayarak yapacaktım da neyse, yapmadım. O anda zaten biz Şahin Hüseyin'le mutfakta biraz tartışma hani. Biraz hakkında konuşuyorduk, itişiyorduk, kakışıyorduk. O anda Fuat Usta geldi. Ben zaten mecbur dönmek zorunda kaldım. Şimdi benim ustalığım var. Benim çok geldiğim yerler de belli. İstediğim yerde ben ustalık yaparım. Çok şükür usta. Kendine bak. Ben hiç hayatımda bugüne kadar hiçbir dükkanda form doldurmadım. Muammer'de yanıma alırım ben. Muammer'le beraber çalışırım. Işleyeyim. Bak, plakamı gördüler mi tamamdır. Tamam. Bitti. Bolu Mengen'de de mi herkes bir olur. De Mengen. Oo, Allah uzak tutsun. Sıkıntı yok benim için. Bak, oğlum bu Özgür Sefi niye çağırmadın Can? Çağırdım. Ya şu an katnes soyu ya. Tatlı soy. Aa geldi. Ne yaptınız? Nedir abi? Aa, inovasyon yaptı usta. İnovasyon var ya, ondan yaptı usta. Katmer mi? Katmer. Evet usta, buyur usta. Patlıcanlı katmer mi bu? Ne oluyor? Hayırdır? Usta bu niye, sen niye geldin baba? Börek mi yaptınız şimdi? Sen niye geldin? Tatlı var dediler, geldim. Tamam da senin damak lezzetin yok ya, sen niye geldin ki tatmaya? Telefonu duydum dediler, Özgür Şef'i çağır. Beklediğim an geldi. Buradan kaptırdım aşağıya mutfağa. Tabi o arada Özgür Şef geldi. Arkasında pat 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 pat. İsmet Bey yine. Sanki bir şey varmış gibi. Bilecek gibi yine geldi. Hemen giriş yaptı araya. İsmet Bey merdivenler aşağıya var. Tezgah yıkıyordu resmen. Yemek duyunca İsmet Bey yerinde durma şansı yok. Bu bizim inovasyon olmamış ya. Ne var usta? Hayırdır? Ne olmamış usta? Ya bu katmer şeyle börek olmuş bu ya. Özgür Şef gidi. Eskitti yüzünü, zaten anladım. Çok bayağı kötü olduğunu anladım zaten. Tamam, inovasyon başka bir şey, değişik bir şey istedi. İşte hayatında ilk sefer yapmış bir şey. Fıstık katmayı unutmuşsun. Vejetaryen katmer şef. Ha, vejetaryen katmer. Olmamış. Öteki etli mi oluyor vejetaryen katmer dedi? Şekeri olmayanlara bundan vereceğiz vejetaryen. Ya vejetaryen ne demek? Vejetaryen et yemiyor. Tamam, katmerin içinde et var mı? Yok. Tamam, niye vejetaryen diyorsun o zaman? Süt ürünleri var usta. Kaymak ne alakası var? O vejetaryanlık değil ki. Ha? O veganlık o. Başka bir şey. Şefim Hanım da gelmiş. Bu biraz daha biliyor. Şefim biliyor. Almamış mı yine? Kralı bu muydu? Sen evet. Bana bundan sonra kral yapma abi. Tamam. Sen usta. Bana bundan sonra kral yapma. Tamam mı? Tamam usta. Sen ne şey beğenmişsin usta ya? Olsun. Olsun. Çalışmak bile. Bir şey deniyoruz ama evet. Usta. Zaten takdir ettiğim şey o. O güzel. Börek yapmış, getirdi, koydu. Ne dedim bu? İsmi ne? Vejeteryan katmer dedi. Vejeteryan katmer. Allah Allah dedim ya. Bizim katmerde ne zaman et var? Sonradan anladım ki Antepliler Antep fıstığıyla eti bir tutuyorlar. Yani Antep fıstığı yemiyorsan vejeteryan sayılıyorsun. O kadar. Yani o kadar önemli. Vejeteryan böyle Antep fıstığını çıkarttığı için içinde vejeteryan oluyor. Yani et koysa fark etmiyor yani. Ama Antep fıstığı bu kadar, et eşittir Antep fıstığı. Bu kadar olur mu ya? Özgür Şef beğenmedi. Beğenmedi çünkü börek dedi. Börek mi yaptınız dedi. Normalde onun ismi vejeteryan diye çıkardı. Vejeteryan katmer diye. Sence ne olmalı ismi? Baba Karnıç koysaydı daha iyiydi. İçine patlı. Zaten kendi yemeğini koymuş yani. Kendi yemeğinin şeyini koymuş usta. Becerebildin mi peki? Beceremedi. Üstüne fıstık atsaydı tamam oldu. Biberlerin üstüne fıstık atmayı biliyor. Katmerin üstüne fıstık atmamış işte. İndim ki yani bekliyorsunuz değil mi? O kadar elimizde alet edevatlar var, bir sürü sunum şekilleri var. Adam ne yapmış biliyor musunuz? Katmer hamurunun içine sebzeyi basmış, börek gillerden bir şey yapmış. Adını da bilmiyor, altı pişmemiş, içine sebzeyi basmış, katladım ettim. Fıstık koymayı unutmuş zaten, şaşırmadım. Özgür Şef tattı, dedi börek mi yaptınız? Dedim yok şef, vejetaryen katmer yaptım. Ben dedim, et yok ki bunun. Yok dedi, süt ürünleri vardı fazla orada. Yok, süt ürünleri diyorsunken yok, var mı? Bir şeyler söyledi, yabancı bir şeyler söyledi. Öyle olmazdı, hani senin en kral dedi, şeyin bu mu dedi. O da evet dedi. Tabii o da dedi, ya şef sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Niye böyle bir şey yapıyorsun dedi. Şef geldi. Hani farklı bir şey bekledi. Aradan yaratıcılık bekledi, hani farklı bir şey. Hani ne yaparsınız yapın, yaratıcı olun. Farklı bir şeyler yapın. Şef bunları çok seviyor, hoşuna gidiyor yani. Baktı bu ne dedi ya. Bu ne yani? Yani bana sürpriziniz bu muydu? Fuat Usta yani
hadi bu adamdan beklerim, ondan Şahin Usta'dan beklerim, Orhan Usta'dan beklerim de senden beklemezdim dedi. Usta dedi hayır dedi, beğenmedim dedi. Bu ne oğlum dedi, yani bu ne ya, ustalığın bu muydu dedi. Fuat Usta ben size çok güzel bir spesyal yapacağım dedi. Bizi yukarı gönderdi. İndiğimizde aşağıya katmerin içine biberleri, yani soteyi doldurmuş, et hariç. Et yoktu içinde. Esas güzeldi ama bir yavanlık vardı. Ama güzeldi, benim için güzeldi. Biraz daha pişmesi gerekiyordu bence hamurunun. Ama güzeldi. Yani en azından bak burada büyük bir çaba var, gayret var. Burada ne var? Damak lezzeti uymuyor. Yani, sade yiyor. Çok oldu, konuşuyorsun. Ne oldu, beğenemedin mi? Konuşuyorsun, git yap. Gel yap. Evet. Fuat, bence sen Antep'e dön. Suriye'ye geri dön. Yani nereyse git oraya. Tamam, sen ne zaman dönersen ben de dönerim. Fuat, sen hiç bakma buna, boş ver. Yok yok, ciddi söylüyorum. Git orada bir kebapçı at. Ya sen iki tane yemeğin adını öğrenemedin. Bırak sen. Fuat, aynı fikirde. Ürüne yazın. Yemeğin lezzetlerini ayırım edemeyecek ben kadar. Ben yemeğin lezzetlerini ayırım edemeyecek arkadaş içerim. Bu böyle... Ayırım edemedin. Fıstık serpmiş adam. Biberin tamam, üstüne tamam. Fıstık. Fıstık serpmiş. Aynen, devam. Ama bilemiyorsun. Ben... Yok bu... Ya bir susun lan, bir durun bir daha. Bir durun lan, bir şey söylüyoruz bir saattir ya. Tamam abi, devam edin. Aynen, devam güzel. Olmasa da... Yani lezzetli bir şey çıkmasa da deneye deneye. Ya evet. Bin tane yapacaksın, bir tanesi tutacak. Sen buna bakma. Ne diyorum sana? Bu suyla ayranı ayırt edemez. Bir tanesi iyi dese, ben buna çok güzel desem diyecek ki evet ya damakta şu şöyle olur. Çorba yapmıyorsunuz. Çorba yapmışsınız. Ya bırak. Çorba yapmışsınız. Bırak. Hatırlamıyorsunuz. Bırak. Adam kalan işte daha çay demlemişsiniz. Ya bırak Allah aşkına. Aha bak doğru söylüyorsun. Bak senin çayın var ya. Çayın şu anda dillerde senin. Daha senin çay, bir türlü ataseyri çayını yapamıyorsun. İçecek uzmanı ya. Evet, o da içecek uzmanısın. İçecek uzmanı ya. Kazan çayıyla alakalı şey yaptık. Ya her gün kazan, her gün çay. Yok pörtüsü geldi, yok şeyi geldi. Şey yapmayın, tamam. Devam. Siz devam abi. Şey mi abi sen? Sen yine bırak. Çalışmaya devam abi, çalışmaya devam. Tamam usta. Tamam usta. Tamam oğlum, siz de yiyin. Bir deneyin, bakın her lan. Belki tutar. Onu da İsmet Bey'e verdi. İsmet Bey aldı. Hiç olmadığını anladım. Ya ondan sonra İsmet Bey, ondan sonra Şebnem Hanım da geldi. O da bir parça aldı. Ya Fuat Usta olmamış falan dedi. O kibarca tabii. Yani kırmak da istemedi beni. Ben anlıyorum. Ama Özgür Sefe biz böyle bir şey yapmak istedim. Yani ben de bilmiyordum ne çıkacağını. Alın bir yine. Güle güle abi, güle güle. İsmet Bey, İsmet Bey gel. Ya bırak ya. Siz yemek yapmayın abi. Gidin başka bir şeyler yapın, ne bileyim yani. Ben de işlerine dönüyordur Antep. Tamam başka bir şey yapın sen ya. De, Antep sen de yapma. Abi sen Bolu görünümlü Antep kasasısın yani. Sende de başladı yani. Sen de abi, sen de içecek şeyinden bırak abi. İçecek... Abi Fuat, neydi o? Ne olur. İçecek şey mi sen? İçecek... Ne olur Antep'e geri dön. Kebap yap, böyle baklava yap, başka bir şeyler yap. Yani vallahi gitmiyor. Siz de bir çay yapın, çay. Su adama bir çayı sevdirin ben. Çayı bir sevdirin su adama, yeter. Başka bir şey. Biz yemek yapmayı, lüksü de çay yapmayı bilmiyorsunuz. Ben bunu şey yapacağım. Hadi abicim, güle güle. Hiçbir şey beğenmiyor ya. Zaten İsmet Bey de geldi, bu ne dedi ya. Siz dedi bu mesleği bırakın dedi. Toplantı düzenini aldım. Masamızı hazırladım güzel şekilde. Ne oldu geçen? Bir daha kalamışta yapmayalım diye yapmışlar bunu. 3 tane börek geldi. Sağ olsun İsmet Bey almış onu da. 11 kişiye 1 kilo börek almış, getirmiş. Ben sadece utandım. Gittim 1 kilosu böreği aldım dışarıdan yani sevabına. Hemşerim işinize geliyorsa kahvaltıda bu var. Bir böreğin kilosu kaç para abi? Dünyanın masrafına soktular beni sabah sabah. Ya Cenk'in iş güzelliği. O da sağ olsun kırmadı beni. Ama demez olaydı. Bismillah, Fuat başladı. Vallahi ben karışmam. İlk Fuat başladı. Elimi atmamı beklemişler ya. Böyle fırsatçı insanlar ya. Bu sefer başladınız dedi, bitirdiniz diye kızacak. Toplantı düzenini aldım. Masamızı hazırladım güzel şekilde. Ne oldu geçen? Bir daha kalamışta yapmayalım diye yapmışlar bunu. 3 tane börek geldi. Sağ olsun İsmet Bey almış onu da. 11 kişiye 1 kilo
börek almış, getirmiş. Ben sen utandım. Bütün bir kilosu böreği aldım dışarıdan yani sevabına. Hemşerim işinize geliyorsa kahvaltıda bu var. Bir böreğin kilosu kaç para abi? Dünyanın masrafına soktular beni sabah sabah. Ya Cenk'in iş güzelliği. O da sağ olsun kırmadı beni. Ama demez olaydı. Bismillah. Fuat başladı. Vallahi ben karışmam. İlk Fuat başladı. Elimi atmamı beklemişler ya. Böyle fırsatçı insanlar ya. Bu sefer başladınız dedi, bitirdiniz diye kızacak. Oğlum hakikaten adam dediği kadar var. Olmamış lan bu. Harbiden olmamış. Acı usta bu. Keşke kıymalısına yapsaydık. Bu bari yirdik. Buna hakikaten olmamış hiç ya. Adam haklımış ya. Fuat Bey böyle bir ısırık aldı. Zaten yani Suat Murat komple gitti. Ekşidi. O da beğenmedi. Gerçekten Özgür Şef haklıymış. Bundan sonra hiç kral mıral bana hiçbir şey yapma dedi. Gitti. Özgür Şef gittikten sonra ben de denedim. Harbiden olmamış ya. Çok kötü olmuştu ya. Böyle bir şey olamaz. Ben kendim bile beğenmedim ya. Böyle yüzü böyle ekşidi biraz. Ya dedi, şef doğru söylüyormuş dedi. Yapamamışız dedi. Börek gibi olmuştu. Tadı tuzu yoktu. Sen tadına baktın mı? Tadına baktım. Güzel miydi? Acıydı usta, gene acıydı. Acı zaten Antepes. Sen borul olduğun için sen acıyı acı, sevmiyorsun. Ben acıyı sevmiyorum. Yani. Ya olmamış. Ama bu İsmet'i kim çağırdı? İsmet'i kim çağırdı? Abi yemek deyince var ya adam duramıyor ya. Kaça kaça geliyor ya. İyi dedim değil mi kendin ha? Çay yapmayı bilmişsiniz dedi. Ha? Ya içecek uzmanı bir de. Vallahi içecek uzmanı. Çay yapmayı bilmeyi, içecek uzmanı oldu basımız ha. Şef ne dedi? Yaratıcı olun, yapmaya çalışın. Başarılı olun. Evet. Biz yaparız usta bir şeyler. Abi şunu göndersene ya. Şunu alsana. Arkadaşlar 104 numaraya verin. Hakikaten olmamış. Oh, olmamış. Dur. Ben gidiyorum. Daha ben gidiyorum. Hiç olmamış. Kaldırın. Bir dakika bakma. Hakikaten kendimizi rezil ettik ha. Hiç olmamış ya. Hadi. Üç kişinin arasına girmek isterdim. Yani verseydi belki o yemeği ben kendim yapsaydım. Orhan'ın şeyini yaptığı yemeği ben yapsaydım. Tamamen ben çalışsaydım onun üstünde. Birinci olurdum diye düşünüyorum yani. Beğenirdi yani şef. Yani yapardım o şeyi. Lezzeti verirdim yani onlara. Görsellik açısından da şey açısından da. Güzel bir yemek çıkartırdım ortaya. Peki bundan sonra mutfak eskisi gibi olacak mı şefim? Beraber. Evet size soruyorum. Bundan sonra mutfak eskisi gibi olmayacak. Fuat Usta sana cephe almış. Muammer cephe almış. Senin ayağın, benim ayağım, Muammer Usta'nın ayağı kayabilir. Olsun canı sağ olsun. Ona göre kendine iş aramaya bak bence. Bundan sonra aşağıda kıyamet kopar mı? Kopar. Kopar. Üçünün arasında bir rekabet olacak. Özellikle Şahin'le Orhan arasında bir rekabet olacak. Allah yardımcıları olsun. Sıkıntı yok. 5 tane şubemiz var. Birisinden birine gideriz. Yok, Özgür Şef. Hayatı bitebilir direkt. Bence bu tadımdan sonra Ataşehir mutfağı eskisi gibi olmayacak. Yani gerçekten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu yemeklerin yapamayışları kendilerinin. Çünkü burada yemekleri Özgür Şef yapıyor. Ben bunu hep söylüyorum. Reçete belli. Size yeni bir şey sundu adam. Yapın dedi. Size bir fırsat dedi. Yapamadınız. Hep söylüyorum. Melemen yapın gidin kardeşim. Oradaki men, erkek. Melemen yapın. Bence bugünden sonra Ataşehir mutfağında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şahin, Fuat ve Orhan bir sürtüşme bekliyorum ben onlardan. Yakındır. Duyarız. Hep beraber duyarız. Ben duyarım. Bundan sonra mutfakta rekabet yine devam eder. Özgür Şef rekabetleri çok seviyor. Birbirimizi, ustaları özellikle birbirine düşürmeyi çok seviyor. Rekabet olur. Orhan senin ayağı kayabilir. Benim ayağım kayabilir ama falsa yerinde durur. Ama güzel bir çalışmaydı. Gayet de hani ben heyecanı seven bir insanım. Güzeldi her şey. Mutluydu ama mutfakta yine artık sürtüşmeler olacak. Mutfakta çalışma olacak mı? Onu bilemem artık. Bence mutfak bundan sonra eskisi gibi olmasın zaten. Olmasın diye yaptık. Biraz birbirine girsinler. Biraz böyle dirilsinler. Şimdi ne olacak? Hep böyle bir hali hazırda olacak. Yani Orhan'dı, Şahin'di, Fuat'tı. Hep böyle bir şeyler yani kafa çalışsın yani. Kafa çalışsın. Rutine bağladın mı hatalar çıkmaya başlıyor. Hataları çözemiyoruz. Göremiyoruz bir de. Sıkıntı o. Zaten ortalığı karıştırmak biraz dert. Thank you.
Normalde bizim toplantılarımız hep Ataseyir'de olurdu. Bu sefer kalamış almışlar, haberimiz yoktu. Ben dün akşam saat 10 gibi öğrendim onu. Sabah da geldik kalamışa, zaten ortalık cercebe. Her şey eksikti. Bir gün önceden hazırlık yapmamışlar. Çünkü çocukların haberi yoktur. Hep Ataseyir'de olduğu için hep Ataseyir olarak biliyorlar. Geldim baktım ne peynir var, ne yumurta var. Domatesi işte salatalı soydum, bir şeyler yapmaya çalıştım. Sabah geldim. Toplantı düzenini aldım. Masamızı hazırladım güzel şekilde. Ürünlerimizi yerleştirdik hepsini. Masaya geliyorum, şu masaya bak. Ne oldu geçen? Bir daha kalamışta yapmayalım diye yapmışlar bunu. Biz bir tepsi börek alıyoruz, laf ediyorlardı. 3 tane börek koymuşlar. Ama bu sefer İsmet Bey aldı ondandır. Böreğin kilosundan haberiniz var mı arkadaşlar? Ama bizim orada bir tepsi istiyorsunuz. Geldik, zaten masa kurulmamış, bomboş, böyle bomboş bir masaydı. Bizim o saatte o şekilde masa olsa bir ton laf ederdi. İsmet Bey olsun, Fuat Usta olsun demediğini bırakmazlardı. Ama geldik gördük ki, sonra tabaklar geldi yavaş yavaş. 3 tane peynir geldi. 3 tane börek geldi. Sağ olsun İsmet Bey almış onu da. Bize geldikleri zaman bir tepsi böreği beğenmezler. Az bulurlar. Hiçbir zaman bunu maddi şeyinde yapmadık biz onlar ama yok işte bir kilo börek kaç para sen biliyor musun? Bunu bulduğuna dair et. 3 tane börek almış. Gitmiş onu da ikiye bölmüş. 6 tane börek yapmış yerim. Yani pinti adam pinti yapacak bir şey yok. İsmet Bey de sağ olsun 11 kişiye 1 kilo börek almış getirmiş. Eksiklerimiz vardı, yok değildi. Çünkü biz Ataşehir'e gittiğimizde bizi daha güzel karşılıyorlar, ağırlıyorlar. Burada bayağı bir eksiklerimiz vardı. Ya eline İsmet Bey eline bir kilo böyle almış gelmiş. Dedi bu ne ya? 4 parça ya, böyle bir şey var mı ya? 4 parça börekle gelmiş. Yukarıda Ataşehir'de bir temsi getiriyor adamlar. Yani adamlar harbiden bizden cömert çıktılar. Ben sadece utandım. Allah'tan kendimi kalamışlı hissetmiyorum. Çünkü kalamışlı değilim ben. Allah'tan ben biliyorum yani dükkanı Fuat açtıysa eşittir bir aksilik vardır ve eksiklik vardır. Gittim bir kilosu böreği aldım dışarıdan yani sevabına. Fuat'a kalsak mahvolduk. Bizim oraya gelince tepsi hayırdır? Burada 3 tane. Aslında niyetleri şu, bir daha burada yapmayalım. Buraya gelmeyelim. Abi bana söyleme abi. Niye? Ben burada değilim abi, ben Ataseyirliyim abi. İşine söyleyeyim. Gelince değil mi? Yok abi burası Efo abi. İyi olunca kalamış, kötü olunca tokaka başkasının. Öyle, size gelirse abi. Vallahi ben değilim abi, beni saymayın. Hemşerim işinize geliyorsa kahvaltıda bu var. Ben yiyorsanız burada, yemiyorsanız Ataşehir orada. Çok süper, bundan sonra hep burada olsun o zaman. Ha. Bence aha yeşillikte geldi. Evet. Abi bir şey soracağım, kahvaltıda böyle bir demet maydanoz ya da bir demet nanenin kültürü ne? Olmaz hangi mutfak? Fuat hangi olmaz mutfaktan bu? Yöre hangi yöre? He? Hangi yöre? Fransız? Hayır. İspanyol? Hayır. Portekiz. Entep. Bu bizim. Fransa'nın Divrik ilçesinden geldi. Aynen abi, bir şey yaptım ya. Tabii olacak, ben yaptım ya. Sabah saat 9'da buradaydım. İyi, Ataşehir çay içeceğiz. Yani. Ataşehir çay içeceğiz tabii. Tamam. Ama inşallah şef vallahi bahane bulmaz. Eğer çayı beğenmezse var ya yandık ya. Hemşerim, o zaman kim yaptı? O zaman Serkan Bey yaptı. İçmeyin beğenmiyorsanız ya. Ben zaten içmiyorum ya. Yani hayır, bu ne özgüvensizlik ki bugün burada böyle Ataşehir'de, yani Ataşehir personeli gelmişsiniz kalamışa, bu ne abi, özgüven ya? Abicim bak şimdi bizim orada ben bir geliyorsunuz her şey böyle hazır. Her şey yok. Ne yok burada, ne var, ne eksik Allah aşkına ya? Abi, ya eksik olmayan tek şey. Yumurta nerede? Yumurta ya, sıcağı yiyesinizle yapacağız. Burada eksik olmayan tek şey maydanoz. Maydanoz ha, başka bir demet şey. Maydanoz yok değil mi? Evet. Kulaklar için nasıl özgüven? Ya kahvaltı biraz sanki zayıf gibi geldi. Fuat erkenden geleceğim dedi. Hatta dün akşamdan benden anahtar aldı. Ben geleceğim, kahvaltılıklar hazırlayacağım, bunu edeceğim, bunu edeceğim. Peyniri gitmiş, daha dışarıdan almışsın kardeşim. Yani daha yumurta bile kırmamışsın, etmemişsin yani. Bunun için mi geldin ya? Hiçbir hazırlık yapmamışsın. Tuğçe Hanım, Dilek Hanım, ben, Fuat, öyle gideriz. Esen Bey.
Ha Esen Bey. Yok Esen Bey bugün en sona kaçar. Bana güvenin. O gözden ırak olur bugün. Bir şey mi var? Bir şey var. O bugün uzaklarda olacak, Iraklarda olur. Bana güvenin. En sonda olur. Niye hayırdır? Ha? Bildiğin bir şey mi var? Bana güvenin abi. Yanlış atam oynadı. Yanlış atam oynadı. Ay boyunca yanlış at oynadı. Şaka maka hep öyle. Yeter gibi. Değil mi? Bence yeter. Bu ayki toplantı Ataşehir'de olmasının sebebi benim. Ben dedim Tuğçe Hanım'la bir özel istekte bulundum. Hep bize geliyorsunuz, hep biz ev sahipliği yapıyoruz. Biraz da biz misafir olalım dedim. Hani biraz da kalalım için serviste görelim dedim. Hüseyin Bey mutfağını, Fuat Usta'nın mutfağını görelim dedim. O yüzden böyle bir talepte bulundum. O da sağ olsun kırmadı beni. Ama demez olaydı. Toplantının normalde Ataşehir'de olması lazımdı. Dün maili geldi, bizim dün haberimiz oldu. Toplantı Kalamış'ta yapılacak diye. Cenk'in işgüzarlığı bu. Kardeşim geliyoruz, yiyoruz, içiyoruz, işte dağılıyor, çekip gidiyoruz. Yani nedir bu Kalamış hastalığın senin? Tuğçe Hanım'dan gelmiş, Kalamış'ta yapılacak diye. İnsanların buraya gelişi biraz daha zor oluyor. Benim zaten evim orada. 2 dakikalık kalkıyorum, bir yürüme mesafesi. Hani Kalamış deyip de niye sabah sabah bir böreğin kilosu kaç para abi? Dünyanın masrafına soktular beni sabah sabah. Ya Cenk'in işgüzarlığı. Bu arada biraz gecikecek gibi. Kahvaltıyı bekleyelim. Kurtardınız abi, kurtardınız. Kahvaltıyı bekleyelim mi? Siz başlayın, biz de arkadan eşlik ederiz. Yok. Sen başla önden, ben eşlik ederim. Cenk. Bak başlıyor. Yok ya. Bismillah. Fuat başladı. Vallahi ben karışmam. İlk Fuat başladı. Vallahi ben gördüm. Zeytin ben aldım. De gördüm. Ben. Beyler peçeteler. Ben bir tek zeytin aldım ama. Beyler peçeteler sonra. Muhammedciğim peçeteler. Malzeme vermeyin bize. Malzeme vermeyin bize bak. Öyle mi ya? Çay yok mu çay? Alabilir miyim onu? Abi Serkan'ın şeyi işte bunlar abi. Serkan'ın acemiliğine geldi. Abi ben şefin tabağını hazırlayalım. İsmet Bey kahvaltı servisi. İhale bana kalıyor abi. Şimdi yok bana börek kalmamış. Güzel abi ya? Atasay ne güzel kahvaltıyı hazırlıyor ya. Ben kaynımın yani. Tabağını hazırlayayım abi. Organizasyon sıfır. Abi şeflerle bir de börek yok. Sen alır mısın? Alıyorum. Hani sen beni nerede? Vallahi sorarsan önce Fuat aldı. Yok evet, canım, oğlum gördüm, canım. Şahitim. Fas etin yemezsin. Ne aldın? Zeytin aldın mı? Ben bilmem. İlk ağzına çatalı atacaksın. Evet, doğru. Abi geç kalmasın da Özgür Sef'te. Geç kalmasın da. Geç kalmasın abi o da. Vallahi kendi ellerimle hazırlıyorum. Hizmet esinde yok maşallah. Yemin ediyorum abi, kendi ellerimle hazırlıyorum. Valla geçen sefer kızmıştı. Bu sefer... Şef yine geç kaldı doğal olarak. Adam uzaktan geliyor. Ataşehir olsa belki yakından gelecekti ama insanlar oturmuşlar, bekliyor. Sabah sabah şekeri düşmüş. Yani yemeleri gerekiyor. O arada yani ben insanları düşünmek zorundayım. Kendi menfaatim için değil derken Fuat'ı zeytin yerken gördüm. Gördüm. Vira bismillah başla. Fuat yedi nasıl olsa. Yani sırf zeytin almamı beklemişler ya. Elimi atmamı beklemişler ya. Böyle fırsatçı insanlar ya. Örgü şef gene geç kaldı toplantıya. Trafikten kaynaklı, İstanbul trafiği malum. Kalamış olduğu için biraz daha mesafesi uzadı. Şimdi herkes oturdu. Şefi bekliyoruz, gelecek ki kahvaltıya başlayalım. Herkes şimdi birbirine bakıyor. Geçen toplantıdan kahvaltı mevzusu olduğu için. Fuat Usta, mutfak şefi, bir tane zeytinin tadına bakmak istedi. Yani güzel mi, değil mi? Yusuf Bey de bunu gördü. Kendine pay çıkarttı. Hemen ya Allah başladı kahvaltıyı yemeye. O başlayınca hepimiz başladık. İhale Fuat Usta'ya kaldı ama. Ben olsam Tuğçe Hanım'a da hazırlayacağım. Neyi? İsmet Bey, Tuğçe Hanım'a. Ana, Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım'a da biriniz hazırlayın canım. Sen yapmışsın, evet. Valla oraya oturan tehlikeli biliyorsun. Valla ben yanlış at oynamam abi. Sen çok yakına oturdun, haberin olsun. Bu Cenk niye çay içmiyor, kol içiyor? Hayırdır? Cenk. He? Ben sıcak sevmiyorum. Sıcak sevmeyin mi? Ağzının niye? Tadını bilmiyor ki. Kolanı bile... Kolasını bile şeyinde getir ya. Beraber getir ya. Hiç yanına ayırım ya. Beraber getir ya Fuat. Beraber getir. Beraber. 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 Zeytinyağı nerede? Masada. En son içeri. Normal ya.
Sağ ol kardeşim. Evet. Evet. Arkadaşlar ben sadece tabağıma dizdim ama yemedim bak. Sonra bol, şef geldiği zaman başladı falan. Balsamico. Hayır abi, şef haksız bu sefer. Tek pul biberi rica edebilir miyim? Geç kaldı abi şef. Kalmasın. Erken geleydin. Geçen ay da aynısını yaptı. Doldu. Sağ ol. Pahalı olan. Geçen ay da aynısını yaptı abi. Amirim başlayabilir miyim? Vallahi bence başlayın abi yani. Bence tamam. Affet. Kaldı ki ben söylemeden önce Fuat başladı zaten. Günah olur mu bu arada? Ben karışmam. Ben başladım. İnkar etmiyorum kardeşim. Ben başladım. Özgür Sefi mi bekleyeceğiz? Sen beni anla. Biz geç kalsak kıyameti koparır. Bizi masaya tutturmaz. Söyle biz de kendini masaya tutturmayalım. Bir tane destek olan yok be. Böyle mi? Fakir kimse yanlış at oynamaz. Hiç söyleme lan. Hiçbir tanesi destek olmuyor bana ya. Fuat Hakan da değil. Yanında olacak patron, adam lazım. Patron, gaza gelme. Hayır olmaz. Hadi evet lan deyin, destek verin. Yine mi başladınız ya? Yine mi yiyeceğiz bu şey? Bu sefer abi, yok. Börek de bu sefer ben şahidim. Bu sefer başladınız dedi, bitirdiniz diye kızacak. Ben ona ayırdım. Ayırdın ne kadar ayırdın? Bunu ne diyorsun ona? Zaten ne var ki ne yapayım? İşte daha bu sefer başladınız dedi diye. 250 gram su böreği gelmiş. Vallahi Tuğçe Hanım'a da ayırın ha. Şekerleri benim önümden alın. Ben derken Tuğçe Hanım'ı da ben size yapayım. Rejim yap. Buradan bakınca İsmet'i görmüyor musun? Birazcık. O yüzden akşamları yemeği tergendin mi? Yok ya şeyim de. Evde demek de. Tabii ki. Omlet de o. Aslında başka mağara kaldı. Yanlış hata öyle. Biz ateşleyen adamıyız. Çayı ben yaptım. Evet, sen ne yapıyorsun? Baba insan, ha yumurta mı yiyelim? Tamam yiyelim. Ha yumurta mı yiyelim? Bardağı alabilirsin. Of of, gördün mü? Sekle var. Ataşehir. Sen bilmezsin böyle şeyleri, Ataşehir. Vay. Demek ki neymiş? Sen alışık değilsin böyle şeylere. Sivas'ta da şey tuz atıyorduk değil mi? Himalaya tuz atıyorduk. Biz Himalaya tuz atmadan başlamayız ki oğlum kahvaltıya Sivas. Yumurtaya. Aynen. Cıbıra. Bak harekete bak, harekete bak. Güzel olur. Önünden mi bak? Afiyet olsun. Su var mı? Kahvaltıları getirdin mi? Ne? Arkadaş. 1 Ocak'ta yaptık çekilişi. Hala da altın getireceksin abi, ya. Abi ben geç var mıyım orada? Geç kaldın mı öyle cezayı gelsin. Ben 5 kuruş para vermem abi. Söyleyeyim. Ben 5 ne altını? Altın üstünü bırak abi. Ben para vermem. Kimin de altını söyleyin abi. Vermem abi. Altın muhabbeti. Gelmediğim geceye altın mı dağıtacağım? Yok ya, yolda topluyorum zaten. İşten şimdi ne yapayım? Şuradan geçerken 2 tane çeyrek altın buluyorum. Geceye geleceksin. Bütün gece kuaförde geçiriyorsun. Bayan kuaföründe, da. Yani anca saçlara baksana. Anca. Sen de 3 lira altın kesmeye şeyler var. Cenk sen aç konuyu. Şef gelince altın konusunu aç. Cenk. Altınlarımızı isteyelim. Cenk, konuyu açan adam... Yarsın öder. Aynen. Çok ciddi, konuyu açan. Hoş geldiniz aslında. Konuyu açan, personel peçetesine yazsın abi istifayı. Kimden yanasın gibi geldi bana. Ben ortaya konuşayım ya. Vallahi ben ona... Sanki İsmet'e tutuyormuş gibi geldi. Ha, gelmediğim geceye niye altın vereyim Ercan abi ya? Gelseydin. Geleydin. Evet. O da var. Sizin için gelmedim. Evet. Adam 2'de kalktı, ne yapayım birader? Altınlar için gelmedim. Korktun gelmedin değil mi? Ha. Ya durduk yerde Esen Bey'in altından çıktı o iş. Altından derken altından muhabbetiyle çıktı zaten altın mevzusu. Ya ben niye vereyim altını? Gitmediğim gecenin personel gecesine altını ben niye cebimden vereyim? İsmet Bey'in altınlarına bu ara bayağı taktılar. Herkes de biliyor, meşhurdur altında zaten. Sağ olsun, nereye gidiyorsun? Kuyumcuya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kuyumcuya gidiyorum. Altına şef taktı. Dediği gibi buradan veriyor, buradan alıyor altınları. İsmet şef haftaya yurt dışına çıkıyor. Nereye? Sanıyorum Beyrut'a gidiyor. Vallahi mi? Vallahi. Savaş olan bir yere gitse ya lan. Savaş yok mu Beyrut'ta? Abi biz çıkaralım. Vallahi mi? Ne kadar kalacak? Sanıyorum bir haftaya yakın kalacak. Şimdi iki türlü şey var. Ben izle çıkıyorum. Bir ne zaman? Ondan sonra. İyi tamam işte. Bir an karşılaşmasınız.
Arkadaşlar çay nasıl olmuş? İki tane şey var. Biri gittiğinde tamam rahat edersiniz ama döndüğünde de nelerle döner. Sen karar ver. Mermi yarasıyla geliyor. Yok öyle değil. Ne yemeklerle gelir, ne yeniliklerle gelir. Almışım ben artık. Bardağı değil. Ya bir hafta sıkıntı olmaz mı var? Bu arada beğenmediğiniz çay nasıl beyler? Çay 10 numara güzel de. Ercan abi yapmış. Ercan abi çok güzel olmuş. Şey yani. Yani. Denemediğin belli. Kazanla alakası var adamla. Kazan. Sudandır, sudan. Yo tamam. Yağdandır, yağdan. Toprakta. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ataşehir abi. Neden mi? Ya ben Ataşehir'i tek geçerim abi. Kim ne dese desin çay konusunda. Fuat ne çıkar? Yapanlara bakalım. Sevgimi kaptım. Ve kalamışçıyım. İçimizdeki İrlandalılar diyor. Evet, içimizdeki İrlandalılar meydana çıktı diyor. Özgür Şef ikiye ayrılır. Kalamış ve diğerleri. Vav. Wow. Zaten geçen tortilla istedim. Tortilla gelmedi. Fiş girsin demişler diye çocuk. Arkadaş bedelsiz ne fiş girsin ya? Kim o ya? Kim olacak? Bana bari yapma ya. Ama normal. Adam haklı değil mi abi? Bak terminaller yukarıda. Aşağıdan bir yemek istedim. Ben yukarı çıktım. Terminale gireyim diye girmişti. Çayı Ercan abi yapmış. Sağ olsun erkenden gelmiş. Çay da güzeldi. Sanırım yani şef beğenir diye ümit ediyorum. Hiçbir şey olmasa Ercan abi duyduğu için Ataşehir'in eli vardır, parmağı var der, yine beğenir. Bir çay geldi abi, mükemmel. Dedim ya bizde böyle bir çay olmaz. Dedim ya çayı kim yaptı diye sordum Mami'ye. Mami dedi abi dedi Ercan Bey, Ercan abi dedi cemlemiz deyince dedim tamam işte ya dedim, fark burada bastıyor zaten dedim. Ercan abi mükemmel bir çay demlemiş. Ataşehir'in çayı aynen buraya gelmiş. Bizim Kalamış'ta bu çayı içmemiz imkansız. Kalamış'ın çayı değil aslında bu, Ataşehir'in çayıydı. Çayımızı biz kendimiz getirdik Ataşehir'den. Ercan abi sabah erkenden geldi, kimse görmeden çayı kendi demledi. İştahla içtik. Ondan sonra gene elimizdeki malzeme bitince Kalamış'ın çayına geçtik ki lezzet farkı belliydi yani. Kahvaltıdaki huzur ortamının farkında mısınız? Fuat Usta börek bitti, bir kat patlıcanlı şey yapsana. Neydi o? Vejeteryan katmer. Yapsana onu. Le melemen ya da la melemen. Ben bu işi Fransa'da, Portekiz'de öğrendim. İddia etmiş Portekiz usul melemen yapmak için. Yaparım herhalde. Fransa'nın Divrik ilçesinden geldiği için arkadaş. Sizi de mesafe kılıyorum. Miss Turkey, Türkiye işte güzelleri buraya gelecekler dediler. Bana bir hazırlık yaptırdılar, ettirdiler. Beni işletmişler. Ben de masayı tuttum, ettim. 90+1. Hala bekliyorum abi. Kalecisi, malecisi, santrafor, her şey hazırlıkları yapmışız. Büyükçe bir kek yapalım. Bir kek yiyelim biz bunu sevdim. Mesaj geliyor. Aa, siz öyle ciddiye mi aldınız? Hadi kalkın Ataşehir'e geçiyoruz. Her ay orada yaparız. Bu ay öyle bir gol yedik. Yemeğe kim başladı? Fuat. Tırsmaya başladık yine dedik. Aha bastadı yine dedik. İlk zeytin o aldı. Ben bir zeytin yedim. Tamam işte zeytinle başladı. Ben bir zeytin aldım. Zeytinle başladın. Bir zeytin atan hemen arkadan öbürküler de yürüyor gidiyor. Ama öyle böyle değil, bir ton. Bir ton ne yiyorsun, ne olacak yine usta? İki ay içinde bitiririz. Yeter ki dinlenmiş gelsin. Bundan sonra dana pirzola satacaksınız. Elimizde işte bir ton stokumuz var falan dedik. Ben yerim. Vallahi yerim. Üç oyun yerim yani, o kadar ki. Bursa'yı açıyoruz, Ankara'yı açıyoruz. Hadi size bir sürpriz ama garanti değil. Kesin değil. Cenab-ı Allah bize oraya dükkan açmayı nasip edecek, biz Fuat'ı yollayacağız. Bir de ben haftaya 3 gün yokum. Bir hafta diye biliyorduk. Esen Bey dedi bir hafta gideceğim dedi. Sen gideceksin diye ben tatile çıkacağım. Bir hafta plan yaptım ben. Bir rahatlasınlar, ben bir baskın yapacağım onlara. Buna giderse gelmez şimdi Çıralı'ya. Sabit ısıda sabit yerde tutmak gerekiyor. Sabit noktada tutmak gerekiyor. Ama bizimkiler bir içeri, bir dışarı, bir içeri, bir dışarı. İsmet Bey tutturumuz halen... İşte burada kalsın, bana lazım, bana... Geldi, bana bağırdı toplantının ortasına. Ya devlet bize yer göstersin. İsmet. İsmet. Her zaman değil, her zaman. İsmet. İsmet konuşma bana, ben biliyorum ne olduğunu. Dışarıya koydunuz, suyu çekti, içeriye koydunuz, içeriye gelince, sıcağı görünce kapandı. Hepsi mi?